söylediğini biz ana çerçevemiz kabul edelim. Akıl çok önemli bir şey. Evet. Çok çok önemli bir şey. Yani Emre biraz önce dedi ya, her şeyinden emin olamazdı. Hiç kimse olamaz. Hiçbir bilim adamı, ben şöyle bir deney yapıyorum, işte sonucu da bu olacak. Lan deney yapma o zaman. Adı üstünde deney bu. Değil mi? Atatürk deney yapıyor. Ama deneylerini ne biçim planlıyor? Erzurum Kongresi'nde diyorlar ki, kardeşim Sivas'a gitme. Ali Galip vurduracak seni. Vurduramaz. Ya diyorlar, ne demek vurduramaz? Adamlar yola çıktı. Seni öldürecekler. Hiçbir şey yapamazlar. Erzurum'a gitme. Maraşal Çakmak seni tutuklayacak. Hayır. Şimdi bu hikaye çok ilginç. Evet. Atatürk'te hiçbir şey yapamazlar. En sonunda millet yanındakiler diyorlar ki, bu deli, bırak gitsin. Tek kurşun atılmadan Sivas'a geliyor. Neden? Atatürk geçitleri biliyor. Ve yanındakileri diyor ki, bakın diyor, ben deli değildim. Ali Galip'in adamları en çok ne yapabilirdi? Bize diyor, şu mesafeden ateş edebilirdi. O mesafeden bizi tutturması diyor, uzak bir şans. Dolayısıyla diyor, böyle bir işe girişmez bu adam. Bu diyor, İstanbul hükümetinin bizi korkutma oyunudur. Buna gelmeyin diyor. Şimdi burada bir risk yok mu? Var. Delinin biri bir sürü oraya adamı dizerdi, Atatürk'ü durdurmaya çalışırdı. Belki de durdururdu. Fakat burada riskleri çok iyi kullanabilmek, iyi planlayabilmek lazım. Bunun da akla bir ilave yapalım burada, bilgiyle. Donanım tabii. Donanım olmak şimdi lazım. Enver Paşa binbaşılıktan maraşal yapılmış bir adam. Girdiği bütün savaşları kaybetti ya, istisnasız. Nasıl birdenbire binbaşı? Damat abi, sen de damat olursan sen de maraşal olurdun o zaman. Değil mi? Damat olduğu için müşir oldu. Ve ordu kumandanı, Atatürk'ten genç. Ordu kumandanı oldu. Peki Atatürk'ün geçmişine bakalım. Peki hemen bir anekdot yapayım. Atatürk de damat olsaydı olmak istiyordu dediler. Damat olsaydı Atatürk olur muydu Mustafa Kemal? Şimdi onu tarihçilerin şöyle bir lafları vardır. Bu ikisi iyi bilir. Doğmamış çocuğa isim konmaz. Aynen. Tarih varsayımlara göre inşa edilemez. Yani o dolayısıyla bilemeyiz. Dediğin doğru, bilemeyiz. Evet. Enver Paşa'lar arasında çok büyük. Ama şunu diyebiliriz bence, iyi ki olmadı. O doğru. Yani şimdi de, ama biz retrospektif bakıyoruz. Tabii. Bugünden muhakkak, baktığımız için. Evet. Yani dediğin gibi kızı yakalasaydı saray hayatı güzel. Aynen. Bu adam da iyi yaşamayı seven bir adam abi. Yani, belki Osmanlı'yı kurtarırdı. Osmanlı yıkılmaktan kurtulabilirdi. İşte bilemeyiz. Belki ve yani senin dediğini destekleyen şöyle bir şey var. Vahdettin'le gidiyor, konuşuyor. Evet. Hünkârım şöyle yapalım diyor. Niyet o başlangıçta. Başlangıçta o. Kurtaralım diyor. Yani Vahdettin'in yerine paranoid olmayan bir Abdülhamit padişah olaydı. Çok başka olurdu ortalık. Ya da çok daha önceki cesur padişahlar olsaydı. İkinci Mahmut olaydı. Yani, değil mi? Ya Fatih'ten bahsetmiyorum. Evet. Çünkü Fatih'in kendisi Atatürk gibi bir adam. Aynen. İnanılmaz. Yani Osmanlı tarihinin doruk noktası. Hocam Fatih. Onun da en büyük özelliği bilim ve bilgiye çok önem vermiş. Bravo. Kendi meclislerinde örneğin ciddi bilimsel tartışmalar, 6 günlük bilim tartışmaları düzenliyor. Bir de bu 6 gün boyunca düzenli bir şekilde takip edip sonunda 6 günlük tartışmanın ardından iki grubun arasında kimin kazanıp kimin kazanmadığını söyleyebilecek derecede dikkatli bir şekilde tartışmaları. O zaman ecdadımız böyleydi de Osmanlı'nın son dönemlerinde bilim abi, ecdadımızın hepsi Fatih'ten sonra baş aşağı gidiyor. Evet. Bir felaket. Fatih, yine bunu Fatih görmüş. Fatih diyor ki, Cem'i padişah yapın. O hayatına mal oluyor. Evet. Şimdi Fatih zehirlenmiştir. Kim zehirletti? 3 aday hep söylenir. Papa, Venedikliler ve Şehzade Bayezid. Evet. Ve üzerinde giderek en çok durulan Şehzade Bayezid'in bu işi yaptı. Çünkü saraya en kolay hakim olabilecek adam yakındaki adam. Yani yakında dediğim, saray teşkilatını iyi bilen bir adam. Yani Venedik kaç kere denemiş, becerememiş. Şimdi biz